Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin önderliğinde düzenlenen Çocuklar ve Kentler Etkinliği bu yıl Edirne'de yapılıyor. Edirne Valiliği, Edirne, Çanakkale, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin destek verdiği etkinliğin açılışı Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Sarayı'nda yapıldı. Açılışa Edirne Valisi Hasan Durer, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetin Doğan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan ile diğer davetliler katıldı. Çocuklar ve Kentler Etkinliği'nin açılış konuşmasını yapan Yaratıcı Çocuklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Didem Çapa, Türkiye genelinde 141 okulu Edirne'de buluşturduklarını belirterek, düzenledikleri etkinlikle öğrencilerin kültürel gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi. Amaç, UNESCO'nun dünya kültür mirası olan kentlerini ülkemizin çocuklarına tanıtmak, o kentlerin değerlerini ortaya çıkararak, çocukların valimize, değerli İl Milli Eğitim Müdürlerimize, sponsorlarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Dolu dolu bir program oldu. Türkiye genelinde 141 okulu Edirne'de çalışmalarıyla buluşturduk. Birazdan izleyeceğimiz bu güzel Edirne'nin tarihini içeren oyunda ise tam 14 farklı okul 5 ilden birlikte bu oyunu da yer alacaklar. Bu Türkiye için çok önemli bir olay. Hem birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin şehirlerini, yeni dostluklar geliştiriyorlar. Yaratıcı Çocuklar Derneği Yürütme Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetin Doğan ise dernek olarak yaratıcı zihinler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Bu yüzden biz de Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak çalışmanın erdem olduğunu bilen, yaratıcı zihinler yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün bu etkinlik serimizi tiyatroyla başlamış olacağız. Eminim hepimiz çok keyif alacağız. Tiyatro önemli isimlerinden Muhsin Ertuğrul'un söylediği gibi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız da açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bir şehirde yaşatılması ve onların yeniden inşa ve ihya edilmesi noktasında daha önce de Mardin'de olduğu gibi medeniyetimizin başkenti Edirne'mizde de yine bu kültürel dokuya sahip çıkabilecek gerçekten büyük bir değerdir. Kendisi de büyük bir değerdir. Liderliğine çok teşekkür ediyoruz. Ben sözlerimi çok fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü çocuklarımız asıl bu işin kahramanları onlar. Biz Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, farklı bölgelerden gelen çocukları Edirne'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, bu etkinliğin kent kültürünü yaşatmada önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi. Yaratıcılığın doğuştan geldiği, doğuştan yaratıcı olmayan insanın sonradan yaratıcı olamayacağı görüşü artık terk edilmekte ve iyi bir eğitimle herkesin yaratıcı olabileceği görüşü artık ağır basmaktadır. Üzülerek belirtmeliyim ki, son yıllara kadar bu konuyla ilgili ciddi çalışma ve etkinlik yok denecek kadar azdı. Yaratıcı Çocuklar Derneği bu konuda çok ciddi bir boşluğu doldurdu ve kurumsal anlamda tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecek çok güzel çalışmalara imza attı. Bizler de Edirne olarak bu çalışmaların bir parçası olmaktan dolayı büyük onur duyuyoruz. Ben Yaratıcı Çocuklar Derneği'nin etkinlikleri bünyesinde Edirne'de bulunmanın tüm konuklarımıza çok anlamlı katkılar sağlayacağına inanıyorum. Biz kendisiyle İstanbul'da çok güzel çalışmalara imza attık. Ben Bakırköy'deydim, bizim İl Milli Eğitim Müdürümüz olarak. Bize her konuda destek vermişti. Bizleri de burada kendisi yalnız bırakmadı, Edirne'yi onurlandırdı. Ben kendisine de özellikle hoş geldiniz diyorum, teşekkür ediyorum. Ama en büyük teşekkürü Demet Sabancı Çetin Doğan ve üzerimizde Didem Çapa Hanımefendi'ye ben buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü bugün ve bundan sonraki birkaç gün içerisinde yapılan etkinlikler inanın bir senelik aylardır yapılan çok ciddi çalışmaların, titiz çalışmaların bir neticesidir ve ürünüdür. Defalarca kendileri Edirne geldiler, gittiler. Sanatçılarımız, kültür insanları buraya geldiler. İnanın. Edirne Valisi Hasan Durer, etkinliği düzenleyen Yaratıcı Çocuklar Derneği yöneticilerine teşekkür etti. Tabii burası Osmanlı'ya
Her ne kadar 92 yıl başyedik yapılması dahi 1700'lü yıllara kadar fiilen başyedik yapmış olan zevki serimin, kalbi serimin ve aklı serimin merkezi olan başşehir olan bir şehir. Burada ağırlamaktan dolayı da duyduğum memnuniyet ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla yaratıcı zihinlerin önemi burada çok daha iyi ortaya çıkıyor. Ben konuşmama teşekkürle bitirmek istiyorum. Yaratıcı Zihinler Derneği'nin çok değerli yöneticilerinin bu tip etkinliklerde çok büyük katkısı var. Milli Eğitim Müdürlüğü çalışkan ve gayretiyle Yaratıcı Zihinler Derneği'nin buraya getirmesine vesile oldu. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nde aklımda güzel sözlerine o da teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Daha sonra Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı Edirne tiyatro gösterisi izlendi. Çocuklar ve Kentler etkinliği 4 Mayıs 2014 tarihine kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. İstatistik bekleyebiliriz. Aslı, koordinasyon sende. Aa, evet.